Siyah Göz Galaksisi, Messier 64 veya NGC 4826 olarak da bilinir. Berenice'in saçı takım yıldızı yönünde bulunan bir çubuksuz sarmal galaksi, İngiliz astronom Edward Pigott tarafından 23 Mart 1779 tarihinde ve ondan bağımsız olarak Johann Elert Bode tarafından 4 Nisan 1779 tarihinde keşfedilmiştir. Önceki astronomi videolarında adından çok bahsettiğim Charles Messier, 1780 yılında kendi kataloğuna bu galaksiyi eklemiştir. Parlak çekirdeği önündeki toz emici muhteşem koyu şerit yüzünden siyah göz veya kem göz, nazar gibi isimler takılmıştır. M64 amatör astronomların oldukça iyi bildiği bir nesnedir. Çünkü küçük teleskoplarla bile kolayca gözlemlenebilmektedir. M64 ilk bakışta normal bir galaksi gibi görünmektedir. Galaksilerin çoğunda olduğu gibi M64'teki yıldızlar da aynı yönde bir yörüngeye dönmektedir ve Hubble teleskobunun fotoğraflarında bunun saat yönünde olduğu görülmüştür. Ancak yapılan son detaylı çalışmalarda dış bölgelerdeki yıldızlar arası gazın, iç bölgelerde yıldız oluşan gazın karşı yönde döndüğü olağanüstü bir keşif olarak ortaya çıkmıştır. İç bölgenin çapı yaklaşık olarak sadece 3000 ışık yılı iken dış bölgenin çapı 40.000 ışık yılına ulaşmaktadır. Bu olayın iki bölgeyi ayıran sınırın etrafında yeni yıldız oluşumlarını tetiklediğine inanılmaktadır. İki galaksinin çarpışması sonucu oluşan garip iç hareketlere ek olarak sola doğru olağanüstü bir görünüşle birleşen bir yıldız sistemi vardır. Astronomlar ters yönde dönen gazın yaklaşık olarak 1 milyar yıl önce bu galaksiye çarpan bir uydu galaksinin M64 içine çekilmesinin sonucu oluştuğuna inanmaktadırlar. Bu olağanüstü güzellikteki galaksinin dikey hızı 408 km saniye iken bizim galaksimize uzaklığı ise 24 milyon ışık yılıdır. Evet arkadaşlar, bu kısa astronomi konulu videomuzda sizlerle beraber Siyah Göz Galaksisini inceledik. İngilizce kaynaklarda bu galaksinin diğer adı ise Şeytan Gözü Galaksisidir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Yıldızların ışığından ayrılmayın.